Afyon sakızı hünkârım. Ağrılarınızı hafifletecektir. Ne dediysen yaptım Yusuf. Nicedir meyde içmiyorum. Emir Çelebi'nin şifası da hiçbir işe yaramadı. Hünkârım bağışlayın. Hastalığınızın bu raddesinde acılarınızı dindirmekten gayrı hiçbir şey gelmiyor elimden. Ölüme. Ebedi karanlığa kendini hazırla diyorsun Yusuf, öyle mi? Haşa. Rabbimden umut kesilmez elbet. Dua edeceğiz. Ben hakikatin farkındayım Yusuf. Azrail aleyhisselam adım adım yaklaşıyor. Bilirim. Hiçbir gürs, hiçbir kılıç işlemez ona. Dinliyorum Müftü Efendi. Nedir mesele? Hünkârım, rivayet odur ki Sultan Mustafa Vedai Şehzade İbrahim idam edilmişler. İşte bu sebeple... Ne? Bu sebeple ne? Şehzade İbrahim Hazretlerini görmek isterim. Yaşadığından emin olayım ki tevatürün önüne geçip ahalenin yüreğine su serpeyim. Ne cüret Yahya Efendi? Sen nasıl bana böyle sualler sorarsın? Sen kimsin? Seneler evvel şehzadelerin yaşadığından emin olmak için onları görmek isteyenler oldu. Sabık Şeyhülislam'ım Ahizade Efendi de utanmadan, sıkılmadan bana kefil oldu. Şimdi sen mi bana kefil olmak istersin Yahya Efendi? Ben sadece hakikati bilmek isterim. Madem öyle bana soracaksın ki ben sana hakikati söyleyeyim. Kardeşim, amcam idam edildi. Siz ne yaptınız hünkârım? Kanuni, kadimden gelen haklarımı kullandım. Şehzadelerin akıbetine benden başka kimse karar veremez. Ben de kimseye hesap vermem. Hünkârım, unuttuğunuz bir husus var. Kanunlarımızda kardeş katli ancak ve ancak nizam-ı alem için meşru kılınmıştır. Padişah dahi olsanız hanedanımızın yok olmasına sebep olacak bir karar alamazsınız. Alsanız da tatbik edilemez. Yok hükmündedir zira. Geç kaldın Müftü Efendi. İlimden bir kaza çıkmadan. Var git yoluna.
buraya kadarmış paşam. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen de helal et paşam. Benden yana da helal olsun. Hüseyin Paşa neden gelmedi hala Yeniçeriler? Anlamadım sultanım. Çoktan burada olmaları gerekirdi. Allah'ım. Sultanım, yapmayın ne olur. Yalvarıyorum. Durun. Durdur idamı. İzin vermiyorum. Sultanım bağışlayın fakat buna salahiyetiniz yok. Sana hesap mı vereceğim? Çek bostancıları. Sultanım. Müsaade buyurun. A aldığı emri yerine getirsin. Uğrunuzda ölmek benim için şereftir. Hayır. Buna zinhar rızam yok. Merakım mazur görün. Yüce padişahımızın fermanına rağmen buna nasıl mani olacaksınız? İşte böyle mani olacağım Acem yılanı. Gel. Hünkârım. Yusuf.
Halil Paşa emriniz üzere idam edildi. Sıra Kemenkeş Mustafa'ya gelmişti ki Kösem Sultan çıka geldi. Meğer arz odasından seyrediyormuş. İdama mani oldu. Ne demek idama mani oldu Yusuf? Sen ne güne orada duruyorsun? Bostancı orada ne güne duruyor? Yeniçeri ocağından sökün edip geldi. Kapıya dayandılar. Ve en fenası ihanete uğradık. Hüseyin Paşa. Onların tarafındaymış meğer. Kapıyı o açtı. Aşikar ki Hüseyin Paşa en başından beri yalan söylemiş bize. Şehzade İbrahim'i de idam ettiğine inanmıyorum. Belki de kaçırdı ağabeyim. Sakladı bir yere. Hanedan sizden devam etmeyecek. Kardeşleriniz, onlardan biri çıkacak tahta. Size rağmen çıkacak. Seninle konuşmanın vakti geldi Murat. Çık dışarı, bizi yalnız bırak. Hiçbir yere gitmiyorum sultanım. Zira sizi hünkârımla yalnız bırakmak hayli tehlikeli. Edepsiz melun. Yaptıkların yanına kalacak sanıyorsun. Hesapsız cüretinin sebebi bu. Şu cihana hükümdar olmak, yalnız olmakmış meğer. Emrindeki ağaların, paşaların, haremdeki cariyelerin hepsi sahip olduğun kudretten bir pay almak için yanında dururmuş. Kalabalıklar içinde ruhuna dokunan tek bir nefes dahi bulamazsın. Ben de yalnızdım. Ta ki onun sesini işitene kadar. Dirahşan oldu gördüm. Beş hilal üzere bir hurşit. Bağışlayın hünkârım. Geldiğinizi fark etmedim. Ne kadar güzel çalıyorsun. Adın ne senin? Musa hünkârım. Enderun'da Musa Çelebi derler bana. Musa Melek Çelebi. Şu dünyadaki sırrım. Sırdaşım. Can yoldaşım. Yol arkadaşım. Sonraki günler, aylar, seneler boyunca hiç ayrılmadık.
Kitaplar okuduk. Şiirler yazdık. Ey güneş gibi eşsiz olan dost, gel. Senin güzel yüzün olmadıkça bağda da yapraklar sarı sarıdır. Gel dostum, gel. Dünya sensiz tozdur toz. Şu meclis, şu neşe, şu zevki alem sensiz boştur boş. İleride kazanacağımız zaferlerin hayaliyle talimler yaptık. Güçlü olmalıydık zira. O güne hazır olmalıydık. Ben Cihan Devleti'nin idaresini devralacaktım. O da benim Vezir-i Azamım olarak her daim yanımda olacaktı. Neden durdun? Hünkârım, omzumda öyle büyük büyük taşıyorum ki yüzünüze bakmaya hicap duyar oldum. Gizlediğim bu sır her geçen gün sizden ırağa atıyor beni. Sen benden ne saklayabilirsin ki Musa? Söyle hadi. Neymiş o sır? Ben Enderun'da henüz kendi halinde bir talebeyken Kösem Sultanımız çağırdı bir gün. Hocalarım tavsiye etmiş meğer. Vardım yanlarına. Sizinle tanışmamı istediler. Vazifemse sizi devlet işlerinden uzak tutmaktı. Sen neler diyorsun Musa? Siz bana hak ettiğimden büyük bir lütuf bahşettiniz. Dostunuz, yoldaşınız saydınız beni. Hayallerinizi paylaştınız. Sizi tanıdıkça size olan hürmetim, hayranlığım katlandı. Kösem Sultanımıza verdiğim sözün bir hükmü kalmadı. Zira sizin ne kadar adil ve kudretli bir padişah olacağınızı gördüm. Size bunu daha evvel söylemeliydim lakin korktum. Sizden mahrum kalmaktan korktum. Ne olur bağışlayın beni. Affınızı esirgemeyin bu aciz kulunuzdan. Bağışladım onu. Zira ondan yana bir şüphem yoktu. Bana olan sadakatinden, sevgisinden emindim. Fakat o gün söyledikleri kalbimde derin bir yara açtı. Öyle ki hala açık. Hala kanıyor. Valideme karşı şüphe duymaya başladım. Hoş geldin aslanım. Geldiğin iyi oldu. Tasdik etmen gereken evrak var. Bugün divan toplanıyor. Acem seferinden mütevellit, Şark hududundaki beyliklere bazı tayinler yaptım. Ben de bu hususta konuşmak istiyordum sizinle. Senelerdir benim yerime devleti idare ettiniz. Size ne kadar şükran duysam az.
Saltanat naibesi olarak vazifem bu. Lakin artık büyüdüm. Bugünkü divana ben katılacağım. Zira saltanatı devralma vaktim geldi. Üzerinizdeki yükü alacağım. Muradım. Aslanım. Demek büyüdün ve saltanatı devralmak istiyorsun. Ben bunu istemez miyim? Elbet isterim. Tahtında sağlam durup cihanı idare ettiğini izlemek. Fakat kolay değil. Dünyayı yönetmek dünyanın kendisinden daha zor. Eğer güçlü değilsen altında ezilirsin. Ecel terleri dökmüştüm. Validem kızacak, bağıracak sandım. Oysa o gülümsedi. Bağrına bastı beni. Fakat sende bu kudret mevcut. Destek oldu. İlk divanıma katıldım böylece. Bir padişahın mesuliyetlerini taşıyacaktım artık. İnanıyordum, yapabilirdim. Büyük kararlar aldım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ta ki kafesin ardında onun gözlerini görene dek. Ne safmışım. Validem gönlüm eylemiş sadece. İstediğim hiçbir şey yapılmadı. Verdiğim hiçbir emir yerine getirilmedi. O gün anladım. Tahtta ben değil, validem Kösem Sultan oturuyordu. Yemin ettim, ne pahasına olursa olsun bu nizamı değiştirecektim. Lakin bedeli ağır oldu. Ne vakit baş kaldırsam, idareyi devralsam canımı yaktılar. Hem de en yakın adamlarıma, sevdiklerime saldırarak. Musa'yı aldılar o gün benden. Ben onu kaçtı, canını kurtardı bilirken meğer yakalamışlar onu. Validem teslim etmiş bizzat. Asi sipahilerin önüne atmış. Zorbalar katletti onu. Bin parçaya böldüler gövdesini. İşte o gün Musa'mı kaybettim. Ve Firavun'umla baş başa kaldım. Validemle.